Şimdi sınırdan geçtik. Batum'dayız, Rize'ye doğru gideceğiz. Şey, güvenliğin oradan beklerken karşıdan güvenlik üstüme geliyor. Dedim ki eyvah, herhalde bizi falan arayacaklar, bir şey oldu. Bir baktım gülmeye başladı. Meğerse eşi takip ediyormuş. Demiş ki bak Kadir, Rize de oradan geçecek, dikkat et. Sonra neyse görüntülü konuştuk. Bir an aklım çıktı, dedim aha sınırda yakalandık. Kibar abla yoksa dedim Gürcistan'dan çantasına bir şeyler mi doldurdu? Allah Kibar abla kadar başına. Hayır, benden çıksa limonunu bulaşık sabunu çıkardı. Daha ne çıkacak? İki tane tabakta koydum, orada geri geldim. Neyse, bu yasaklısını göstermiyor. Kibar abla da evdekileri aldı bir şeyler. Ha, gömdü paraları Kibar alım Gürcistan'a. Pastasız asla duramıyoruz. Allah sizi kahretsin. Bu yaş pastası Gürcistan'dan geldi. Ay söyleyemiyorum bile. Gürcistan'dan bu yana yaş pasta taşıyoruz yanımızda. Allah aşkına, bizdeki şans, hava alanındaki elektrikler gitti. Ay gelin, yeminim bir şey, bizi tövbe sınavı olacak. Ay sağ salim, şu uçak denilelim. Hay tabakların da kırıldı, daha başka bir şey olmasaydı. Ay geldi elektrikler. Ay, ölüyorum, ölüyorum. Daha ayak parmaklarım birbirine geçti. Yemin ederim, o bir tane adam vardı ya, hacı için nereye kadar yürüyordu, bisikletinle miydi, Bosnalı bir adam vardı. Ay ondan beter olur. Oh. Tabaklarımdan kalanlar elimde. Hepsi kırılmadı yani, merak etmeyin. Sadece iki büyük servis tabağım gitti, ona çok üzüldüm. Şu an uçağa doğru yürüyoruz. Ve benim evde yapacak bir sürü işim var. Evliya Çelebi gibi adamım ya. Two.
Tatlım ben yurt dışı seyahatinden daha bugün sabah indim Türkiye'ye. O yüzden dedim maalesef ki planlı işlerim var, katılamayacağım. Planlı işlerim. Tuvalet banyoya. Kadın acaba planlı işim var deyince ne zannetti? Yani yurt dışı seyahatinden döndüm diye herhalde şu anda valizden işte yurt dışından aldığım viskileri falan çıkarıyorum sandı ama omzumda toz bezi, şu anda tuvalette lavabo ovalıyorum tatlım. O yüzden hiçbir etkinliğe katılamam maalesef ki. Allah kabul etsin şimdi.
Evet, tıraşımı oldum. 12 gün dikimi de yaptırdım. Ay gibi parladım. Şimdi buradan da hamama gideceğim. Bir tane teyze var ya, şu eline çubuk krekerli gazozunu alıyor. Bundan sonra hayatı böyle yaşayacağım diye. Ben de şimdi temizliği bitirdim, yemek yemeye geldim dışarıya. Buradan hamama gideceğim, artık hayatımı yaşayacağım. Kendime geldim be. Oh. Bir buzdolabım kaldı temizlenecek. Bir de mutfaktaki sandalyemi yıkayacağım koltuk yıkama makinesiyle. Onu da ya gece yaparım ya da yarın. Kendime iyi bakıyorum.